Mevduat hesabı ve kredi faiz oranlarının zaman içerisinde değiştiğini siz de fark etmişsinizdir. Örneğin araba almak istediğinizde kullandığınız krediye uygulanan faiz belirli bir orandayken arabanızı değiştirmek istediğiniz ve yeniden kredi kullanacağınız başka bir sene faiz oranının yükseldiğini ya da düştüğünü görebilirsiniz. Peki faiz oranları neden değişir biliyor musunuz? Gerçek bir ekonomide her şey anlatacaklarımdan daha karmaşıktır ama genel anlamda faiz oranlarındaki değişikliklerin Merkez Bankası'nın ekonomimizi stabil tutabilmek için aldığı aksiyonlara bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Merkez bankalarının iki temel amacı vardır. Bir, fiyatları sabit tutmak ve bu aynı zamanda enflasyon ile mücadele etmek anlamına gelir. İkincisi ise işsizlik arttığında iş imkanları yaratmaktır. İşsizlik arttığında Merkez Bankası faiz oranlarını düşürerek yeni iş imkanları yaratmaya çalışır. Faiz oranları düştüğünde kredi almak yani bireylerin ya da şirketlerin borçlanması kolaylaşır. Sonuç olarak da daha fazla para harcarlar. Artan harcamalar ekonomiye hız vererek daha fazla iş imkanı yaratılmasını sağlar. Şöyle düşünün. Bir ev aldığınızda emlakçı, taşıma şirketi, boyacı gibi birçok kişiye ödeme yapar. Eviniz için yeni mobilyalar ve balkonunuz ya da bahçeniz için yeni bitkiler alırsınız. Size evinizi satan kişinin de yaşamak için yeni bir yere ihtiyacı olacağından onun da aynı şeyleri yapacağını düşünebiliriz bu harcamaların net etkisi ortaya yeni iş imkanları çıkartır öte yandan eğer enflasyon yüksek ve fiyatlar hızlı bir şekilde artıyorsa merkez bankası fiyatları sabitleyebilmek adına faiz oranlarını yukarı çekebilir faiz oranları arttığında borçlanmak da zorlaşacağından insanlar da kredi almaz ve çok fazla harcama yapmazlar mal ve hizmetlere talep düştüğünde ise fiyatların düşmesi kaçınılmazdır ve bu da fiyatların sabit tutulmasına yardımcı olur Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirerek fiyatları sabit tutmaya, iş imkanı yaratmaya ve ekonomiyi korumaya çalışır. Faiz oranlarının nasıl değiştiğini anlayarak daha iyi finansal kararlar verebilirsiniz.